Yoksa bu televizyonlarda konuşan ya da bu medyada konuşanlarda bir eksik fazlalık mı var ben anlamıyorum gerçekten anlamıyorum. Şimdi dolayısıyla İnce'nin anlattıklarında bu kısım o kadar önemli ki diyor ki şeyle ilgili diyor. E, dava ile ilgili diyor. Terör soruşturması devam ediyor diyor. Bunu kimler yaptı diyor? Diyor işte Gelecek Partisi'nden de var, CHP'den de var diyor. Bir kısım da diyor ki şimdi diyor haber o zamanlar linç ettiler ya şimdi haber gönderiyorlar. Affet bizi falan diyor. Bak, böylesine bir alçaklık var mı? Böylesine büyük bir alçaklık var mı? Sen o gün linç et, ailesine, karısına, çocuğuna hakaret et. Bölücüsün de bir hanımın söylediği gibi sokağa çıkamayacak. Ya gazetecisin gazeteci Fatih Altaylı değil mi? Sokağa çıkamazsanız yüzünüzde tükürürler falan. Hangi cüretle sorabiliyorsun ki bu soruyu? Yani bunu bunu birisi yazsa söylese sen diyeceksin sen kimsin ya? Sokağa çıkamamak ne demek? Aa çıkıyormuş bak Antep'e gidiyormuş. Hatay'a gidiyormuş. Ve duvarlara yazılar yazıyor. Ben de gördüm yani haklıymış diye yazıyorlarmış. Sen asıl şimdi o partinin başında kalanlara sor. Sokağa nasıl çıkabiliyorsunuz falan diye değil mi? Şimdi diyorlar ki affet bizi falan diye. Ulan yüzsüzler, ulan namussuzlar, şerefsizler. Adamlar özür dileyin bari ya. Niye özür diliyorsunuz şimdi? Şey affet bizi diye haber gönderiyorsunuz. Özür dileyin çıkın kamuoyuna İpek Hanım'ın söylediği gibi ya bu süreçleri bilen yok mu içeriden kimse? Bunu söyledi şey Muharrem İnce. CHP trolleri dedi, evet. genel merkez beslemeleri, belediye beslemeleri dedi. Bak belediye beslemeleri. Hani İmamoğlu var ya. Sorun bakalım onlarda var mıymış şeyin içinde? Ee, e, Muharrem İnce'ye sorun. O, o, o ekiplerde var mıymış? Evet. Onun cevabını da verir size. Dolayısıyla çıkıp birilerinin bundan özür dilemesi gerekiyor bu şeyde. O yüzden Muharrem İnce'nin söyledikleri son derece yerinde. PKK'nın siyasi koluyla işbirliği konusu, yani burada mesela PKK'nın desteği yanlıştı. Şimdi 2018 seçim, 2019 yerel seçimlerini hatırlıyorsunuz. Aynı destek İmamoğlu'na yapıldı o tarihlerde. Evet. Hiç seslerini çıkarmadılar. Ha? Belki Muharrem İnce'yi eleştirebileceğim konu, HDP ile de bakın burada HDP ile ilişkiye hiç değinmiyor şey. Muharrem İnce. Onu meşru bir parti olarak kabul ediyor olabilir ama şu bir gerçekti. Muharrem İnce'nin orada eksik eksikliği şu. Şeyi izah edebilir. Selahattin Demirtaş'ı ziyaretinin o gün Cumhurbaşkanı adayı olmasından dolayı kaynaklandığı olabilir. Ama benim HDP ile seçim ittifakı veya bir ilişki türünün insanlık suçu olduğunu AKP anayasa görüşmeleri için gittiğinde de yazdığım için onun için de söyleyebiliyorum. HDP ile kurulacak her ilişki şehitlerin kanına dokunur. Niye? Nerede gördük bunu Serhan Bey? İpek Hanım siz de bunu Muharrem Bey'e iletirsiniz. Nerede gördük? Bana kimse YSP'nin Türkiye Cumhuriyeti'nde bir siyasi parti olduğunu söyleyemez. Kabul ettiremez. Bölücü terör örgütünün meclisteki elemanlarıdır. Nereden biliyoruz? Birinci gün. Meclis açılıyor. İstiklal Marşı'nı bile söyleyemiyorsun. Bu kadar, bu şereften yoksunsun sen ya. Şimdi bunları siyasi parti olarak kimsenin muhatap almaması lazım. İmamoğlu'nun da çıksın İmamoğlu o ilişkinin yanlış olduğunu bugün söylesin. Yerel seçimlerde onların hiçbir oyuna ihtiyacımız yok desin. Bakın bir tanesi Kılıçdaroğlu da söylesin. Hala etrafında tur atıyorlar. Balıklar gibi böyle etrafına tur atıyorlar. Ya yine de acaba açık kapı bırakırlar mı falan filan diye. İmamoğlu değişimden bahsediyor. Hesabına göre, kendisi de burada altı, şey ittifak oluşturmanın öneminden bahsediyor metninde. Hesabına göre, HDP'nin desteği olmadan ne İBB Başkanı aday olsa da seçilebiliyor, ne de diğer seçimlerde, genel seçimlerde herhangi bir iddiası yok. Peki neyin üzerine koruyorsun sen? Tek şunun üzerine koruyorsun. Nasıl olsa diyor ki, Kılıçdaroğlu'nun çiftliğini İmamoğlu çiftliği haline getireyim. E ben işte bir site kurayım, oradan görüşler alayım. Delege, delege ayarlamaları konusunda ben de devreye girirsem delegelerimi kendi delegemi gücüm oluşturabilirim. Bunun için de bir ekipler kurayım. Oraya buraya tekliflerde bulunayım. Delege ağırlığını kazanabilirsem kurultaya gidersek orada ama emin olun Kılıçdaroğlu'nun taktiği bitmez. Evet. Ben size söyleyeyim ne yapacağını biliyor musunuz? Çok uzun olmayan bir vadede İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak ilan edecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olması demek şu demek, kurultayın daha erken yapılması anlamına gelecek. CHP Genel Başkanı adayı olamayacağı anlamına geliyor. Eğer aday olmak isterse İBB Başkanı adayı olamayacak. Dolayısıyla seçim kaybedildiğinde de diyecek ki biz aday göstermeye çalıştık kabul etmedi falan diye de tasfiye evet. edecek onu siyaseten.